Yani bir arada götürdüğü şekilde maddeleri yansıma gördüğü şekilde hazırladık. Bu konuyla ilgili kaynakları da oluşturmadan da bir araştırma yaptık. İş planı ile ilgili 3 tane kitabı ulaştı ana esas. Bunlardan 2 tanesi çevire, 1 tanesi özgün bir şekilde hazırlanmış. Tufan Karaca isimde. Sadece kendisinden de bahsedeyim çünkü bir konusunda dersler uygun olsun deyip kitabın yazarına ulaştık. Kendisine de görüştük. Aslında online bir bağlantıyla derse katılmayı istedi ama teknik şartlar nedeniyle biraz imkan olmadı. Kısa bir video gönderdi bize. Onu da birazdan izleriz. Kendisi, nasıl ulaştın onu? Hocam internet üzerinden kendisine telefon ettim. Telefon sonrasında konuyla ilgili kitabın ana hatlarını gönderdi. Bu hatların üzerine zaten çalışmamızı yaptık. Kendisi daha önce... Bir kitap var mı sizde? Nasıl hocam? Kitabın kendisi. Kitabı alamadım çünkü çok kısa bir süre içerisinde görüştük. Kitabın tüm özetini almamayı istiyordum kendisinde sonunda. Bana gönderebilir misin? Hem kendisinin irtibat telefonları ve diğerleriyle birlikte göndereyim hocam. Ayrıca birkaç husus daha var. Bunlarla ilgili derste iletebileceğini kendisi belirtti. Bir soru yapacağına inanıyorum. Nasıl hocam? Bunu bir gün şey yaparsan, şey yapayım, davet et buraya. Tamam hocam. Şimdi olur, her şeyimiz buradan karşıladı. Tamam hocam. Ben gerekli iletişimi sağlayayım kendisine. İletişim sağla. Zamanlı olursa biz buradan dekanlıkta onu davet edebiliriz. Arka hocam online olarak da internet bağlantısıyla ilgili sıkıntı yaşadık. Biz buradan Skype üzerinden de derslere katılabileceğini de belirtti. Birkaç husus daha var. Ekstradan çalışma alanı olan. Bu konularda da destek olacağını belirtti. Biz iş planı konuşuyoruz. Evet. Şuradan, şuradan devam edelim hocam. Devam edeceğiz. Hepinize merhaba. Bugün Hüseyin Şılgın arkadaşı da size iş planı konusunda bir seminer sunacak. Öncelikle hocamız Abdullah Orak Bey'e bana bu fırsatı verdiği için teşekkür ederim. Hüseyin Şılgın'ı da beni oraya davet ettiği için teşekkür ederim. Hüseyin arkadaşınıza elimden gelen bütün desteği verdim ve çok başarılı, keyifli bir sunum yapacağına inanıyorum size. Burada hepinizden unutmamanızı rica ettiğim en önemli şey, her plan her zaman değişebilir. Çünkü bütün planlar yapıldığı andan itibaren yanlıştır. Neden yanlıştır? Çevre faktörleri planı yaptığınız andan itibaren değişeceği için sizin planınız da yanlış olacak. Planı her zaman update etmek, güncellemeye hazır olun. Yapacağınız işin cinsine göre ayda bir, 6 ayda bir, yılda bir planı tekrar bir elden geçirin. Aksi halde plan olmaktan çıkıp rafta çürüyen, tozlanan bir dosya olacaktır. Hepinize başarılar dilerim.